Nuray Mert'le soru cevaba hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta 29 Ekim nedeniyle yayınımızı yapamamıştık. Stüdyosu kapalıydı. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bu hafta da tabii ki geçtiğimiz 2 hafta önce konuştuğumuz konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü kayyum atamasıyla karşı karşıyayız. Hocam merhaba. Merhaba. Geçen hafta aslında Ahmet Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevinden alınmasıyla, kayyum atanmasıyla ve tutuklanmasıyla aslında çok yoğun bir mesai harcadık. Bu hafta da dün itibarıyla Mardin'e, Halfeti'ye ve Batman'a kayyum atandığını gördük ve 2 gündür de bu konuyu konuşuyoruz. Aslında Özgür Özel DEM Parti'ye gitti, Mardin'e gitti. DEM Parti liderleriyle birlikte dün açıklamalar yaptı. Aynı şekilde Tülay Etimoğulları da Tuncer Bakırhan'da yine Esenyurt'a giderek oralarda mesajlar verdiler geçtiğimiz hafta. Bir bütünlük meselesi ve geçtiğimiz haftadan itibaren aslında birkaç haftadır özellikle de 1 Ekim'den itibaren yeni çözüm süreci tartışmalarını da konuşuyorduk. Bu sürece zeval geldi mi, bu süreç durdu mu vesaire gibi konularımız masada. İlk başta muhalefetle başlayalım. Tabii bu süreçte de şöyle şeyler de konuşuluyor. Hem iktidar kanadında bir takım işte kulisler söyleniyor ya da yorumculardan da duyduğumuz. Bunların devamı İstanbul gibi büyük şehirlere gelecek gibi spekülasyonlar da daha çok kayyum atanmasıyla karşı karşıya kalacağız deniliyor. Nasıl bakmak gerekiyor? Hem muhalefetin tutumunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Özellikle iyi bir tavır mı sergiliyorlar yoksa daha mı başka bir tavırda mı durmaları gerekiyor? Ya da işte bu spekülasyonlar hakkında ne demeliyiz? Şimdi İstanbul'a da kamyon atamayı düşünüyorlar mı bilemeyeceğim. Zaten biz böyle şeyleri bilemiyoruz. İktidara yakın isimler de bunları telaffuz etti. Ama bunun üzerine spekülasyon yapamam. Ben yani veya daha doğrusu yapmaya yeltensem de bana şimdilik böyle bir ihtimal yokmuş gibi geliyor. Ama ne oldu, Türkiye'de neler olabileceği belli olmayabiliyor. Özellikle bu konuda. Ama asıl önemlisi bu süreç artık çözüm süreci yarıda mı kaldı filan denilirken bir kere bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu biz daha henüz bilmiyoruz. Nasıl kurgulanmış bir süreç olduğunu ama şunu biliyoruz. Yani daha doğrusu şunu görmemiz lazım. Bu çözüm süreci veya işte farklı bir tekrar Kürt siyasetine iktidar koalisyonunu diyeceğim gene MHP ile birlikte olduğu için veya iktidar ittifakını bu başlattıkları süreci yani Kürt siyasetine ilişkin yeni bir yaklaşım sürecini öncelikle muhalefetin daha doğrusu muhalefetten kastettiğimiz ana muhalefet partisi CHP'nin aleyhine bir süreç olarak kurgulandığı çok belli. İlk göze çarpan şey ve ilk üzerinde durmamız gereken şey bu gibi geliyor bana. Çünkü yani işte bir ara jeopolitik gerekçeler ileri sürüldü. Yani güvenlik açısından işte Orta Doğu kaynıyor. Türkiye'nin de birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Bir manada evet mantıklı bir güvenlikçi açıdan baktığınızda mantıklı bir yani illa demokrasi Türkiye'de bir demokrasi olsun filan değil. Bazen de böyle nedenlerle Kürt meselesi gündeme gelebiliyor, öne çıkabiliyor. Fakat böyle olmuş olsa yani bu gerekçeyle olmuş olsa o zaman ana muhalefet partisinin de bu sürece dahil edilmesine çalışılırdı. Değil mi? Yani hani madem birlik beraberlikten aslında en mantıklı olan illa böyle bir konjonktürde olması gerekmez. Bu derece Türkiye'nin bu derece önemli bir meselesinin aslında partiler üstü siyasetle çözülmesi gerekiyor. Ve hele de böyle işte yani Orta Doğu karıştı. Biz en iyisi ülke içerisinde sağlam duralım. Böyle bir yumuşak karnımız olmasın kaygısı var idiyse daha da fazla önemli bu husus. Yani o zaman da CHP'ye uzlaşma içerisinde hem bilgilendirme açısından hem desteklerini almaya özen göstererek olması lazım. Oysa böyle olmadığı gibi tam tersine bu mesele tamamıyla CHP'yi köşeye sıkıştırma üzerine kurgulanmış. Yani işte şehir ittifakları
işte Ahmet Özer meselesinde olduğu gibi CHP'nin işte terörle iç içe filan olduğunu göstergesi olmak üzere kurgulanmış. İşte bölgedeki şeyler değil, kayyum atamalar değil. Ama özellikle Ahmet Özer gözaltına alınması ve de işte kayyum atanması bu tema etrafında işleniyor. Hepimizin de gördüğü gibi. Dolayısıyla şimdi CHP şunu söyleyemeyiz tabii. Yani bunlar sizi böyle bir tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Aman şey yapın, dikkatli olun filan. Dolayısıyla DEM Parti'den, Kürt siyasetinden uzak durun. Mesele bu değil ama bunun bu merkezi bir rol oynadığının farkında olunarak siyaset üretmek daha anlamlı olurdu. Yani normal şartlar altında ben üstelik de bizim geçmişte bir anayasa, özgür anayasa platformumuz vardı. Osman Kavalay ve bir takım arkadaşlarla birlikte yürüttüğümüz. O platform çerçevesinde iki kere biz üç kişilik bir heyet CHP ile görüşmek üzere, yani CHP'nin bu konuya, Türk meselesi konusuna yakın bakması, demokratikleşmeye katkı sunması konusunda düşüncelerimizi paylaşmak üzere iki kere Deniz Baykal rahmetli genel başkanken de bir üç kişilik heyet içerisinde gittik. Ben de orada vardım. Daha sonra Kemal Bey genel başkan olduğunda yine üç kişilik bir heyet halinde gittik. Yani Türkiye'de demokratikleşme, Kürtlerin hak ve özgürlükleri konusunda CHP'nin bu konuya ciddiyetle eğilmesi, bir siyaset geliştirmesi açısından çaba göstermiş. Bunu arzulayan insanlardan bir tanesi. Ama bu son süreç içerisinde CHP'nin biraz fazla ben ne diyeyim, hazırlıksız yakalandığını düşünüyorum. Tabii ki kayyum atamalarına karşı çıkılacak ilkesel olarak. Ve tabii ki özellikle CHP çatısı altında belediye başkanı olan birine sahip çıkılacak. Hele de o koşullarda gözaltına alınması ve demokratik hukuk devleti vurgusu yapılacak. Ama mesela Özgür Özel'in bölgeye gitmesi biraz acele karar verilmiş bir şey diye düşünüyorum. Yani ilkesel, politik olarak ağırlık koymak açısından hiçbir sorun yok. Zaten beklentimiz o olmalı. Bir Türkiye Partisi'nden. Ama mesela bakın ne parmaklara sarıldı. Özgür Özel konuşma yapmadan önce Tuncer Bakırhan bir konuşma yaptı. Tuncer Bakırhan'ın konuşmasında işte ecdadımız ne yaptıysa, Seyit Rıza, Şeyh Said, biz de onu yaparız filan gibi ifadeler geçti. Ve bunlar tamamıyla CHP'ye yazıldı. Şimdi bu ifadelerin kendisi de çok tartışmalı ifadeler. Yani Kürt siyaseti açısından da baktığınızda, yani Kürt siyasetinin çıkış noktası bir takım feodal ayaklanmaları, kendini ecdat sayacak bir çerçevede olmadı. Farklı bir yönde ilerledi. Ve gelinen noktada yani işte Şeyh Said isyanına, Seyit Rıza isyanına, farklı bakabiliriz, tarihsel muhasebe yapabiliriz. Ama Kürt siyasetinin ecdadı olarak onu görmesi, o başlı başına bir tartışma konusu. Onun ötesinde güncellik açısından da bu tür ifadeler CHP'ye yazılmak üzere. Zaten iktidar partisinin en çok belli ki arzu ettiği böyle bir CHP'yi böyle bir sahnenin içerisine çekmek. CHP de çok fazla bence düşünmeden yani ilkesel siyaset doğrultusunda bunları yaptı ama bunlar ilkesel siyasetin ötesinde iktidarın tuzaklarına düşmemeye de özen gösterilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hali hazırda süreç öyle işliyor. Yani işte Ahmet Özer'e tabii ki sahip çıkılacak. Yani kim olunursa olunsun. Yani demokrasiye inanıyorsak, hukuka inanıyorsak, haklara, özgürlüklere inanıyorsak. Ama Ahmet Özer aslında
yine meşru bir parti olan HDP'li bir siyasi veya şimdiki demli bir siyasetçi profili çizen birisi. Bu bir suç değil, günah değil. Zaten mecliste olan siyasi partiden bahsediyoruz. Ama CHP'nin işte yaptığı ittifak çerçevesi içerisinde CHP'nin belediye başkanı olarak geçiyor. Ama düşünsel planda bir dokunuşmazlığı var. Onu da görmek lazım. Dedim ki bunların gözaltına alınması, şey yapması, kayyum atanmasıyla alakası yok. Yani demlilere yapıldığı zaman da, yani işte bölgede, işte Mardin'e de, Ahmet Türk'e de yapıldı aynı şey. Bunlara eşit bir şekilde karşı çıkmak lazım. Ama siyaset profili olarak demle CHP arasında bir dokunuşmazlığı var. Dolayısıyla sahip çıkılmaya çalışıldıkça demin görüşlerine de aynı zamanda sahip çıkılıyor. Zaten İktidar Partisi'nde en çok istediği bu. Diyeceksiniz ki kendileri, hatta bugün tekrar Devlet Bahçeli, kendileri Öcalan'a gel mecliste konuş diyen bir parti karşısındakini nasıl bu konuda köşeye sıkıştırır? Üstelik söz konusu olan Öcalan falan değil. Demokratik bir parti, mecliste temsil edilen bir parti. Burada biz bunları çok gördük. Yani bu tür manipülasyonları çok gördük. İktidar sahibi olmak böyle bir ve de yani iktidar, sıradan bir iktidar da değil. Yani her şeyi kontrol altında tutan, kendini devlet olarak tanımlayan ve böyle davranan bir iktidar. Kendi yaptıklarını meşru, onun dışındakileri gayrimeşru sayan, tanımlayan ve bunu beceriyle pazarlayan bir iktidardan bahsediyoruz. Ben o yüzden bu sürecin en önemli ayaklarından bir tanesinin CHP'nin aleyhine kurgulanmış bir süreç olduğunu düşünüyorum. Buna yeterince herhalde dikkat ediliyordur. Ama biz yani Kürt meselesi ne olacakla beraber, süreç başladığıyla beraber ikisini birbirinin içerisinde çok fazla yani farklı başlıklar altında görmüyoruz. Oysa ki burada böyle bir muhalefeti zan altında bırakma çabası çok merkezi bir rol oynuyor bana sorarsanız. Bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Yine muhalefet üzerinden ve özellikle Özgür Özel üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü şunu aslında tartışıyorduk. Özellikle de kayyum atandıktan sonra normalleşme sürecine gidiliyordu. Böyle bir masaya oturuldu vesaire, ama sonra bunun devamı gelecek mi gelmeyecek mi, tekrar masaya oturacaklar mı vesaire de konuşurken aslında bu masa devrildi yorumları da yapılıyor. Ama bundan da ziyade aslında merak ettiğim bir şey şu... Ben masanın nasıl kurulduğunu bilmiyoruz ki, devrildi mi devrilmedi mi, yoksa böyle bu şekilde mi kurgulandı bu masa? Şimdi sürekli olarak gelgitlerle CHP bence yanıltılma, sürekli manipüle edilme hedefi haline geldi. Yani belki süreç böyle kurgulandı. Biz süreç böyle açık, net, şeffaf değil ki. Yani Bahçeli bir şey söylüyor, gel mecliste konuş, ondan sonra bambaşka bir şey oluyor. Onu yaparken boğulur mu falan diye biz ezberlerimizi bozamıyoruz kolaylıkla. Oysa ki iktidar zaten bütün stratejisini bu ezberleri bozmak üzerine kuruyor. O yüzden Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun farkında olmak lazım. Sizle paylaştım Gamze, değil mi? Herhalde Devlet Bahçeli'nin ilk el sıkışması. Demlilerle el sıkışmasından. Bunların hepsi zaten geçtiğimiz bir ay içerisinde oldu. Evet. Hemen o olaydan 2-3 gün sonra ben terörle mücadelede ifade verdim. Evet. Hatta orada da dile getirdim. Yani böyle şeyler oluyor, bu nasıl bir şey falan. Ama şaşırdım mı çok fazla? Çok şaşırmadım. Çünkü bu süreçlerde hep bu tür zikzaklar görüyoruz. Dışarıdan çelişki gibi gözüken şeyler görüyoruz. Ve bunlar bir arada yürüyebiliyor. Onun ötesinde de DEM Partisi de sadece işte CHP ile ittifakı çerçevesinde değil, Kürt meselesini bunun ötesinde, kendileri haklı olabilirler tabii, şunu anlamakta zorlanıyorum ama yani zorlanıyorduk, daha doğrusu ötedemleri. Hani öteden beri diyorduk ki Türkiye'nin demokratikleşmesiyle
Kürt meselesinin çözülme birbirinden ayrılamaz iki konudur. Ama öyle olmadığını gördük. Yani öyle olmayabiliyor. Kürtler demokrasiye boş veriyor manasında demiyorum. Kürtler ifadesi de doğru değil aslında. Kürt siyasi hareketi, işte DEMİ'yle ve diğer unsurlarıyla demek lazım. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi, şimdi geçen açılım sürecinde de bu söz konusu ve tartışma konusu olmuştu. Türkiye'nin demokratikleşme yükünü de Kürtlerin üzerine yıkmayın görüşleri bile ortaya çıkmıştı. Siz de mücadele edin kardeşim, yani bütün yükü Kürt mücadelesine, evet kısmen doğru. Çünkü sol siyasetlerin bir kısmı işte onlara yapışıp ondan sonra işte HDP'yle birlikte, daha önce BDP'yle birlikte davranıp ondan sonra da oyun bozanlık edebiliyorlardı açılım süreçlerinde. İşte iktidarla görüşmemek lazım falan diye. Kürt siyaseti iktidarla, bu iş iktidarla olur, Türkiye'yi yönetenlerle olur müzakereler diye düşünüyor olabilir. O yüzden alınganlığa gerek yok. Bu anlaşılabilir bir şey de olabilir ama açıkça söylenmesi gereken, ifade edilmesi gereken bir şey var. O da Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinden farklı bir müzakere sürecine zaten çoktan gidildi. Kızılca kıyamet niye kopmuştu? Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız demişti. O zamanki Başbakan Erdoğan'a başkanlık sistemi pazarlığı yapıldığı söyleniyordu. Ve bunun üzerine ve Kızılca kıyamet koptu o süreçte. Biliyorsunuz yani işte örgüt mü razı gelmedi, Öcalan'la görüş ayrılıkları mı vardı falan gibi bir spekülasyon ve tartışmalar çerçevesinde. Sonuç olarak başkanlık sistemi geldi. Bu Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, yani Türk tipi diyoruz kısaca, başkanlık sistemi dediğimiz sistemin pek de demokratik bir sistem olmadığını hepimiz biliyoruz, her gün konuşuyoruz. Bu şartlar altında bu rejimin Kürtlerle neyi müzakere edeceği bekleyip göreceğiz. Yani Kürt siyaseti de kalkıp herhalde başkanlık sisteminden vazgeçiniz diye bir müzakereleri buradan başlatacak değil. Ona dair bir emare de görmüyoruz. O manada diyorum zaten Türkiye'nin demokratikleşmesi konusuyla yolunu ayırmış, kaderini ayırmış bir siyasal söylemden ve düşünceden, tutumdan bahsediyoruz. O yüzden de yani muhalefetin de eğer muhalefet işte başkanlık rejiminin kaldırılması, Türkiye'nin işte parlamenter sisteme dönüşü falan gibi Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde Kürtlerle bir ittifak ettiğini etmeyi umuyorsa bu çok doğru değil. Kürt oyları çerçevesinde olacaksa her şey öteden beri olduğu gibi, yani iktidarda bir yeni seçimlerde Kürt oylarının hesabı yapıyor. Muhalefet de bu hesabı yapıyor. Bu hesapla, bu kadar büyük bir meseleyi bu hesaplara dayandırırsanız bir kere her seferinde iktidar kazançlı çıkıyor. Bir. İkincisi, mesele iyice dallanıp budaklanıyor ve de içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve giderek daha da fazla bu sefer Türkiye'nin genel olarak demokratikleşmesi, hak ve özgürlükler konusunda bir yolun başlangıcı olmuyor. Ben halihazırdaki durumu böyle görüyorum. Hocam aslında buradan son olarak şeye geçelim istiyorum. Amerika seçimlerine geçelim istiyorum. Çünkü nasıl buradan atlayacağız? Hocam çünkü şöyle. Amerikan seçimleri beni çok ilgilendirdi de. Çünkü şöyle hocam. Biz biraz heyecanlıyız. Evet, hem o yüzden hem de biraz fazlasıyla biz son bir aydır hepimiz için öyle gerçi. Çok fazla konuşur olduk. Yani tabii ki de elbette ki konuşacağız ama biraz artık sanıyorum başka kulvarlara bakmak elbette ki bizi de ilgilendirdiği noktada biraz iyi gelebilir. Hepimiz için, evet hepimiz için iyi gelebilir. Bir de tabii kaç haftadır, bir yaklaşık 1,5 aydır vesaire böyle burada çok hazırlanıyoruz seçimlere. Hem Dış Haberler Servisimiz hem de Murat Dalideniz bugün de zaten sabaha kadar yayın yapacaklar. Kaça kadar gidecekler bilmiyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlı olduğumuz bir denklemdeyiz. O yüzden
bunu da size de yorumlatmak istedik. Hocam aslında şuradan sormak istiyorum. Çok karmaşık bir seçim sistemleri var. Dolayısıyla hepimizi ilgilendirecek, yani bütün dünyayı ilgilendirecek iki aday var. Birisi daha önce başkanlık yapmış bir adaydı. Diğeri de mevcut başkanın yardımcısıydı. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Bu tablo o kadar su kaldırır bir tablo ki. Öyle iki üç cümleyi nasıl özetleyeceğim bilmiyorum. Böyle bu tablo hiç de dışarıdan gözüktüğü gibi Trump çok böyle manyağın teki veya diktatör, öbür tarafta ise işte Amerikan demokrasisinin kurtarıcısı, kurtarıcı meleği var gibi Amerikan demokratlarının, liberallerinin ileri sürdüğü gibi bir tablo değil. Tabii Trump'ın hani Amerikan olduğu kadar, yani biz çok eleştirel bakıyoruz ya, Amerikan demokrasisi, hatta dünyadaki demokratik trendler açısından tam tersi yönde savrulmayı temsil eden bir aday olduğu kesin. Ama şöyle bir durum var. Yani bu çok ciddi bir durum gerçekten. Dediğim gibi bütün dünya açısından da, sadece Amerika dünyayı yönetiyor falan açısından değil, bir gösterge. Değil mi? Beğenelim beğenmeyelim. Amerika gibi bir ülkede bile en azından dış görünüş itibariyle işte böyle bir istikrarlı demokratik sistem ilerliyor filan ve birdenbire böyle işte popülist, yani takılan isim de ilk önce buydu, şimdi bayağı faşist filan diyorlar. Popülist dalga her yerde yükseliyor. O popülist dalga, popülist otoriter bir siyaset söylemi. Ama bu adam bir kere, yani gene benzer şeyler söylendi ve Amerika'yı yönetti 4 sene, bir kere seçildi. İşte öldük bittik bayıldık filandan sonra Biden akabinde ikinci seçimi alamadı. Biden devlet başkanı, ABD başkanı oldu. Bir kere Biden döneminde aynı siyasetler, ben burada daha önce başka vesilelerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Biden döneminde bir kere Trump'ın bıraktığı yerden pek çok siyaset çizgisi devam etti. Dış politikada da, iç politikada da. Yani Biden'ın böyle densiz lafları, işte böyle bir uslubu ve onun ötesinde gerçekten çılgınca böyle işte dünyaya dair, siyasete dair fikirleri var. Aşırı denilebilecek fikirleri var. Göze batan ve insanı tedirgin eden fikirleri var. Ama sonuç itibariyle temel politikası çok fazla Biden döneminde değişmemişti. Hatta bunu en böyle demokrat partili, onu destekleyen kalemler de bu geçtiğimiz 4 yıl içerisinde ifade ettiler. Yani içe kapanmacı deniliyordu. İşte gümrükleri yükseltecek, içe kapayacak, küresel ekonomiyi mahvedecek falan deniliyordu. Sonuç itibariyle Biden aynı çizgiden gitti. Hatta bir adım daha attı. Ukrayna-Rusya savaşı vesilesiyle tamamıyla o işte bildiğimiz işte küresel işte sermayenin özgürce hareket ettiği falan, dünya düzeni değişti. İçeride de işte, yani bir takım işte küreselleşen sermaye ABD'de istihdam sorunu yaratıyor. Ucuz emeğe doğru kaçıyor küreselleşen sermaye. O yüzden ABD'deki insanlar işsiz kalıyorlar. Ben bunları destekleyeceğim falan. Ki bu da korumacı ekonominin tabii açılımı. Bunlar devam etti. Dış politikada evet bazı şeyler var. Hele şimdi çok daha belirgin oldu Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki görüş ayrılıkları. Ama Çin'le mesela ekonomik mücadele zaten Obama'nın son dönemine itibaren çok belirgin olmaya başlamıştı ABD'de siyasetinde. Bunlar aynen devam ediyor. İkincisi, bir sürü şey yapıldı Trump'a karşı ABD'de. Yani davalar açıldı, bazısı gerçekten saçma sapan. Yani artık buradan, oturduğumuz yerden biliyoruz. İşte bir kadına ödeme yapmıştı, stüpriz miymiş, neymiş filan bilmem ne.
Yok efendim, o davalar sonuç vermedi. Bambaşka davalar çıktı. Hocam Yani biz hukuk çok mu normalleştiriyoruz acaba ya? Çünkü bizde de bazen oluk olmadık davalar açılıyor. Bazen açılması gereken davalar açılmıyor ya da sürünceme de bırakılıyor. Böyle durumlarda bize böyle mi geliyor acaba diye. yok, bizimkiler de çok uzun konuşmayı hak edecek şeyler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir intiba oluştu. Yani Trump'ın destekçisi açısından. Ya dediğim gibi bu adam bir kere zaten başkan seçildi. Öbüründe böyle ufak bir oylak kaybetti. 4 sene boyunca başına gelmeyen kalmadı. Ve gene seçmenini kaybetmedi. Yani olacak iş değil. Değil mi? Ve ne oluyor seçmenin nezdinde? Aslında su içse yarıyor derler ya. Bütün bu davalar filan da Trump'a yaradı. Çünkü onun bir mağdur olduğunu, sistemin, Amerikan derin devletinin onu yok etmeye çalıştığını, iddialarını bunlar perçinlemiş oldu. Dolayısıyla demek ki ABD'de, hani şimdi 2 tane ABD var filan deniliyor. Gerçekten de yani tabii fikir ayrılıkları, daha önce de parti ayrılıkları filan vardı ama muazzam bir kutuplaşma var. Ve birilerinin gördüğü Amerika ile öbürlerinin gördüğü Amerika arasında muazzam fark var. İkincisi, yani seçimi kaybetse bile Amerika'da demokrasi krizi var demektir bu. Böyle bir adam, yani diyorum artık açıkça faşist diyorlar. Bu adam faşist diyorlar. Hani manyak diyen filan çok da, yani diktatör olacak bilmem ne. Faşist deniliyor ve eğer ABD'deki seçmenin yarısı bir faşiste oy veriyorsa bunun kendisi problem zaten. Ve böyle seçimlerde de kim kazanırsa kazansın çok ciddi bir yönetememe krizi oluyor. Veya demokrasi krizi oluyor. Yani diyelim ki marjinal bir oyla Harris kazandı. Ki şu ana kadarki yapılan öngörüler işte bunun çok küçük rakamlarla olacağı. Küçük rakam olmasında 1 puan olsun, 2 puan olsun. Ne olursa olsun böyle resmedilen, yani sıradan bir Cumhuriyetçi Parti adayı değil. Bayağı bildiğiniz, yani Amerika, yani dünya için felaket. Bir faşist diye resmedilen bir adam Amerika'nın yarısı seçiyorsa seçmeni, yani görüşlerini beğeniriz, beğenmeyiz, severiz, sevmeyiz. Bu ülkede çok ciddi bir problem var demek. Ve böyle bu kadar kutuplaşmış ülkelerin hepsinde bakın. Yani kim seçilirse seçilsin sorun çıkıyor. Çünkü ülkenin yarısı da seçilmeyen adamı desteklemiş, bir de bu seçim kaybettikten sonra 4 yıl daha desteklemiş. Bunlar hep siyasi istikrar açısından kriz yaratacak durumlar. Toplumsal ve siyasal sorunlara neden olacak şeyler. Çünkü meşruiyetini tanımıyor. Yani demokrasilerde hani kim seçilirse seçilsin en azından sistemin genel bir ana hatları üzerinde bir uzlaşma vardır. Ve meşru sayılır. Şimdi Trump seçilirse zaten öbürleri o kadar çok şey söylemişler ki, yani gerçekten karalar bağlamak dışında söyleyecekleri laf kalmamış. Yani onunla yola devam edildiğinde ne yapalım işte, iyi olan kazansın falan denilecek bir durum yok. Harris kazandığında gene maraza çıkma ihtimali çok fazla, yani Trump taraftarları tarafından. Ben gerçi yani bu demokratların şeyi çok abarttığını düşünüyorum. Yani milleti sokaklara dökecek, seçimi alamazsa işte iç harp çıkaracak falan. Böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Olmasına da gerek yok. Bu zaten krizli bir durum. İzleyip göreceğiz yani dünya açısından, dünyada demokrasilerin gidişatı açısından, Batı demokrasileri açısından çok numune bir şey söz konusu. Dediğim gibi bu üstelik seçimi kim kazanırsa kazansın bunlar not düşülmesi gereken şeyler. Yani Hadis kazandığında işler bitmeyecek. Yani illa sokaklara falan dökülmese de Amerika'daki okutuplaşma devam edecek. O kadar gerilimli bir noktaya gelinmiş ki neredeyse birbirlerini düşman olarak gören taraflardan bahsediyoruz. O yüzden bir kere seçimin sonucunu görmeden de bunu da kayıt düşmek lazım. Şu anda da yapabileceğimiz sadece o zaten. Kazanırsa Trump ben şaşırmam. Çünkü dediğim gibi 4 sene boyunca yani suçlanmadığı şey kalmamış. Yani faşistin ötesinde bu adam suçlu diyorlar. Suçlu, zanlı falan değil.
Bu adam hüküm giymiş bir suçludur. Hüküm giymiş bir suçludur. Hüküm giymiş bir adam seçilmiş olacak. Tuhaf bir durum değil mi? Yani herhangi bir ülke açısından. Hüküm giymiş, faşist denmiş bilmem ne bir adam seçilecek. Çok fevkalade bir durum. Yani yöneteme o açıdan da yani o seçildiğinde de işler bitmiyor. Ama dediğim gibi yani böyle bir adam da seçilir mi filan, seçilirse ben hiç şaşırmam. Seçilmezse de şaşırmam çünkü bütün gerçekten neredeyse Trump'a hak verecek hale geldik. Bütün Amerikan sistemi dört koldan Trump aleyhine çalışıyor. Yani işte ve bu uğurda neler yapıldı yani olacak gibi değil. Yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ın muhalifleri olanlara büyük platformlar açıldı. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney. Babası Irak işgalinin mimarlarındandı. Korkunç figürlerden biri Amerikan Cumhuriyetçi Parti'nin. Savaşkan, işte şeyci, petrolcü filan siyasetçi açısından yani böyle hani o zamanlar zaten işte bunlara karanlık insanlar deniyordu Irak işgali esnasında bile. O yönetime, Bush yönetiminin bu şeylerine, önde gelen isimlerine. Yani onun kızı kalkmış ve aynı görüşleri de paylaşan, onun kızı bambaşka bir insan da olabilir. Aynı görüşleri paylaşan kızı kalkmış Amerikan demokrasisini kurtarmaya. Yani o yüzden Demokrat Parti'nin de tablosu hiç böyle dışarıdan gözüktüğü gibi. İşte bunlar da demokrat, işte bu öbürü de bir zımadan çıkmış bir adam. İşte mücadele edip duruyorlar falan gibi de bir tablo yok, onu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta konuşacağız gibi. Sonuçları da konuşacağız. Evet, devam ederiz. Bakın umarım kayyumu konuşuyor olmayız hocam. Çünkü veya daha da kötü gelişmeler oldu. Evet, yani umarım daha iyi bir konuşma devam etmez. Umarım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Umarız artık stüdyoya gelebilirsiniz. Bu sefer artık public bir alanda söyleyeyim. Evet, gelirim inşallah. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın.